Her işin olduğu gibi bunun da bir usulü adabı vardır. Vardır muhakkak ama nerede? Ben bir hocayla konuştum. Bir cuma gecesi Hulusi kalple istihareye yatarsan Cenab-ı Hak muhakkak ayan eder demişti. Biz de istihareye yatalım. Tamam. Yalnız 9999 kere Allah'ın ismini zikredeceksin. Hiçbir şey düşünmeyeceksin. Düşünmem. O kadar da bitmiyor. Bir de duası var. 3 kulvallahu. Bir elham okuyup yatacaksın. Okurum. Unutma. 9999 kere. Tamam mı? Tamam. Dediklerinin hepsini yaptım. Ne gördün? Vallahi bir şeyler gördüm ama karışık. Şimdi çıkartamıyorum. Kalbin temiz değilmiş. Sen de gördün. Kafada bin bir düşünce var. Atamadım ki bir türlü. Zor. Bu iş çok zor. Bizim gibiler için çok zor. Ha, bir yol daha var. Neymiş o? Akli bali olmamış bir sebiye gördüreceksin. Ya çocuk 9999 zikri nasıl yapar? O yapmasa da olur. Sade dilesin yeter. Bizim Çiğdem'e yaptırır. Tamam. Buyur. Oraya koy. Valerim mi olacak? Alev abla çok yetenekli dedi. Benim lafım dinlenmez ki zaten. Alev ablam mı idare ediyor bu evi? Çiğdem, yeter artık, git yat. Dokunmayın benim güzel kızıma. Bak ne güzel yapıyor işte. Hüseyin amca çayın soğuyor. İçmeyeceğim. Sen gel bakayım benimle kızım. Siz ailece böylesiniz zaten. Lafımı dinleyen yok. Ben neyim bu evde? Ya ben? Ne olacaksın sen bakayım? Balerin. Tamam, çok güzel. İyi bir balerin olmak için çok zengin olmak lazım. Sunalar gibi mi? Hı. Ben olamaz mıyım? Olursun tabii. Benim dediğimi yaparsan olursun. Ne yapacağım? Bir yerde gömülü çok para var. Ama yerini ancak Allah biliyor. Şimdi bu akşam Allah'a yalvar. Bana o paranın yerini göster de sonra uyu. Başka hiçbir şey düşünme, tamam mı? Tamam dedi. Gösterir mi? Muhakkak. Sabah da bana ne görmüşsen söylersin. Aziz. Biz ne zaman apartmanda oturacağız? Amcan altın bulacak ya o zaman. Günaydın dedi. Günaydın, günaydın. Hadi anlat bakayım. Neyi? Ne oldu? Rüyanı canım. Gördüm dedi. Neredeymiş? Ne neredeymiş? Gömülü para kızım. Anlattım ya. Onu görmedim.
görmedim dedi. Ne gördün peki? Valerin olduğumu gördüm.